Mesela şu an tütün olduğu yere odaklanıyorum. Sıcak kabın üstüne bile. Düzce meraklılara, Düzce Üniversitesi meraklılara abi. Merak. Teşekkür ederiz. Özelliğine, karla, açıkta çamur direkli özelliğine sahip. En son bakımlarında yeni yaptığımız, çok çok sık kullandığımız, elimiz ayağımız olan, diğer araçların çalışmadığı her türlü ortamda çalışabilen bir araç. Milli parkta bu suda da gidiyor. Evet, milli, onlar var. Milli parklarda da aynısı. Bir 7 Mart deprem farkındalık haftası vesilesiyle valiliğimizin himayesinde AFAD İl Müdürümüzün koordinasyonunda Dümerang topluluğumuzun da ev sahipliğinde ilimizde bulunan sivil toplum kuruluşlarımız, arama kurtarma kapsamında faaliyet gösteren arama sivil toplum kuruluşlarımız ve kamu kurumlarımızın katılımıyla üniversite yerleşkemizde, Düzce Üniversitemiz yerleşkesinde bu etkinliği icra ettik. Temennimiz ülkemizin afetlerden uzak bir zaman dilimini yaşayabilmesi. Ama şöyle bir hakikat var ki ülkemiz deprem başta olmak üzere birden fazla afete maruz bir coğrafyada yaşamakta. Bu nedenle afet her an olacakmış gibi hazır olmak zorundayız. AFAD Başkanlığımız AFAD gönüllülük sürecinde ilgi duyan vatandaşlara online eğitimle temel afet gönüllüsü, akabinde daha ileri seviyede destek afet gönüllüsü tarzı bir eğitim süreci içerisinde. 100. yılda 100 bin arama kurtarma eğitimi tamamlamış bir kapasite oluşturmak. Bu kapasitenin %85'i, yani 85 bini kamu uhdesinde hedeflenirken emniyetimiz, jandarmamız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, farklı bakanlıklarımız, belediyelerimiz, özel idarelerimiz uhdesinde hedeflenirken 15 bin kapasiteyi de sivil toplum kuruluşlarımız eliyle oluşturma gibi hedefimiz var. Düzce olarak biz oldukça duyarlıyız bu konuda. Kamu kurumlarımız uhdesindeki arama kurtarma gönüllülük organizasyonları haricinde 7 tane farklı derneğimiz Düzce'de bu konuda çalışmakta. Mensuplarının neredeyse yarısı AFAD'ın akreditasyon eğitimlerini tamamladı. Bu bizler açısından kıvanç. Bu arkadaşlarımızın çalışmaları inanıyorum ki hem gençliğimiz açısından hem de Düzce halkı açısından afet bilincini daha da pekiştirecektir. AFAD gönüllülük süreci daha da artacaktır. Hepsinden daha da önemlisi arama kurtarma eğitimi almak isteyen insan sayımız, gençlerimiz, farklı meslekleri benimseyen ama bu konuda gönül vermiş insanlarımızı eğitmemize, ulaşmamıza imkan sunacaktır. Son söz olarak afetsiz günler memleketimiz açısından temenni ediyorum.